Merhaba arkadaşlar. MVC Kütüphane Otomasyonu serimizin 22. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde kitap detaylarına bakacağız. Önce action result'ımızı oluşturuyoruz. Kitaplar controller tarafında. Public action result detay. Kullanıcıdan bir parametre istiyoruz. Integer türünde. Return view diyelim. İlgili view'i döndürsün. Burada kullanacağımız metot get by filter olacak arkadaşlar. Çünkü kitap türleriyle ilişkili bir tablo arkadaşlar. Kitaplar tablosu. Şimdi tabii get by filter'da da bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Önce interface'in altındaki iGeneric repository'yi açıyoruz arkadaşlar. Get by filter'da bir düzenleme yapacağız. Virgül diyorum. Yine string tbl null geçilebilir. Bir parametre olsun. Daha sonra generic repository'yi açıyoruz arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde virgül diyorum. String tbl null geçilebilir. Evet, şimdi şurada bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Şimdi şartımız şu. Eğer tbl null ise bu işlemi gerçekleştir soru işareti. Değilse şurayı kopyalıyorum. Ctrl C. Değilse bir nokta üst üste şuraya bir include ekleyeceğiz. Include metodu include tbl. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar controller tarafına geçiyorum. Şimdi model eşittir. Kitaplar data access layer nokta get by filter. Şimdi birinci parametremiz context. İkinci parametremiz filtre. Filtre neye göre olacaktı? ID'ye göre olacaktı. Dolayısıyla x öyle ki x nokta id eşit parametreden gelen id. Diğer parametremiz de arkadaşlar ne olacaktı? Include edeceğimiz nedir bu? Kitap türleri. Kitap türleri. Evet, burası bu şekilde. Buraya view içerisine de model yerleştiriyoruz. Yani modelle beraber geçiş yap diyoruz. Şimdi detay adında bir view oluşturuyorum. Add view. Tamam, kontrol ediyoruz. Admin layout. Bu arada modelimizi de açıyoruz. Hangi alanlar gerekiyor? Önce modelimizi tanımlıyoruz. Model MVC kütüphane otomasyonu entities nokta model nokta kitaplar. Evet, modelimizi tanımladık. Şuralarda dolduralım hemen. Div'imiz class row. Altına bir div daha ekliyoruz. Bunun class'ı call lg. Yine onun altına klasımız
Keybox. Onun altına bir div daha. Bunun class'ı Keybox. Keyit olacak başlık için. İçerik içinde burası arkadaşlar. Class Keybox. Hadi. Evet, şimdi şuraya şunu yazalım. @HTML nokta display for neydi bu? ID ne oldu? Kitap bilgileri. Hatta şunu şöyle bir B tagının içerisine alalım. Alın olsun. Şöyle yapıştırıyorum. Evet, burası tamam. Şimdi şu modelimizi açıyoruz. Kitaplarda neler var hepsine bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ID'ye gerek yok. Hepsini yazacağız. Şimdi bir div olacak. Divimiz neydi? Form grup şeklinde olsun. Alın. Şimdi kitap türüyle başlayalım. Kitap türü. @HTML nokta display for x nokta bar yok kitap türü kitap türü kitap türleri nokta kitap türü ilişkili olan tablodan çekiyoruz. Burayı kopyalıyorum. Kontrol değil, hatta çoğaltalım. Bir taneydi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En üstten devam edelim. Alta indirelim. Divleri alta indiriyorum arkadaşlar. Karışmasın diye. Sanırım tamam. Şimdi şurası barkod mu olacak? Şurası da barkod mu? Devam ediyoruz. Kitap adı, yazarı, yayın evi. Şurası kitap adı. Da şöyle yapalım. Değiştirmek biraz zor oluyor. Kolay olsun diye. Şuraları silelim. Şurası kitap adı. Tek tek yapalım. Kitap adı, yazarı, yayın evi. Şurası yazarı. Yayın evi. Yayın evi. Stok adedi. Ya direkt stok yazarız. Stok sayfa sayısı. Şöyle. Stok. Stok adedi. Sayfa sayısı. Sayfa sayısı. Şurası da sayfa sayısı olacak.
Bakalım. Açıklama, eklenme tarihi, güncellenme tarihi ve silindi mi? Şimdi açıklama. Açıklama. Eklenme tarihi. Eklenme tarihi. Eklenme tarihi. Kopyasını oluşturuyoruz. Bu güncellenme tarihi. Ve son olarak silindi mi? Bunun için ne vardı? Bir checkbox for vardı. Bunu kullanacağız. Evet, silindi mi? Şuraya aslında kitapların olduğu yere, şu indekse silindi mi ekleyebiliriz. Onu da şöyle kontrol D ile. Check. Evet, checkbox for şeklinde. Çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bir bakalım. Kitaplar, indeks. Evet, açıldı arkadaşlar. Şimdi ID'si 2 olan kayıt için detay dediğimiz. Evet, bilgiler bu şekilde geliyor arkadaşlar. Silindi mi? Tamam, checkbox şeklinde roman vesaire, barkod mu, adı, yazarı, yayın evi, stok, sayfa sayısı şeklinde geliyor. Şuraya bir buton da eklenebilir. Evet, burada da arkadaşlar silindi mi şeklinde, checkbox şeklinde gelmiş. Son olarak butonumuzu da ekleyelim. Şuradan bir kopya çekebiliriz. Action link. Ctrl C. Div. Class. Bu da form group. Ya da kitaplar, kitap listesi, burası index, ID kullanılmayacak. Info olabilir. Tamam, bu şekilde. Bir daha bakalım. Şurayı indeks olarak değiştiriyoruz. Evet, bir bakalım. ID'si 1 olan kayıt için kitap listesi şey oluşmamış bu arada. Bir bakalım geçiş yapıyor mu? Yapıyor. Neyimiz eksik?
desek. Tamam. Bu şekilde şurayı silmemiz lazım. Tamam, şimdi bakalım. Findis 2 olan. Tamam, kitap listesi. Bu şekilde dönüş yapabiliyoruz. 3 nolu kitap bilgileri şeklinde. Evet arkadaşlar, böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.